Verir misin? Anne. Burada. Gel hallo ya. Hallo. Ne yapıyorsun? Ay Selin burası. Ama otur. Tamam. Bunu mu yiyeceksin? Tamam ver şunu. Tamam git onu ye o zaman. Seni yapma. Git masada tamam. Masada otur. Arkadaşlar. Şimdi biraz salata yapıyorum. Bu şekilde size göstereyim. Pilavımı. Etimi. Kefini aldım. Kendi suyunu bıraktı. Bunda pişiyor. Altını kıstım. Pilavımı da kısacağım altını. Bu da kısık ayarda pişsin. Ben de burada salatamı yapayım. Bugün yemeklerden pilav, et, salata. Eşim hindi eti çok seviyor. Dedim yapayım. Yanına da güzel bir çoban salata. Evet, çoban olmayacak ama kırmızı pilavı da koyacağım. Çok seviyor. Çorba da seviyor. Sizler ne yapıyorsunuz? Sizler nasılsınız? Vallahi sen her gün ne yemek yapacağını şaşırıyor gerçekten. Aslında planda kümbe vardı ama vallahi biraz yorgunum. Hiç yapacak modum yok. O yüzden dedim bugün kolaya kaçayım. Allah ne bileyim. Güç kuvvet versin, sağlık versin gerçekten. Bu aralar hep kendim böyle bir yorgun, bitkin. Böyle çok kötü hissediyorum. Gittim doktora kan verdim. Sonucunu bekliyorum. Bakacağız. Hep bu yanlış beslenme tarzında oluyor gerçekten. Hep bir saat eşi gelip yemek yiyor. İşte ister istemezse de eşlik ediyorsun. Dayanabilsen yemesin. Nefis kötü bir şey arkadaşlar gerçekten. İnsan nefsine hakim olsa her şey iyi olacak ama yok. Nerede? Güzel bir çobanımı yapayım. Bir de yanına da bir ayran. Oh süper. Gerçekten. Pilavın altını kıstım. Abi sen ne söylüyor? Abi? Ha? Veka söylüyor. Sen şarkıyı nerede öğrendin? Abi? Latte ne? Söyle hele bir daha. Hatemiş. Hatemiş. Yine bir kendince. Aslında arkadaşlar Almanca söylüyor ama işte. Kız tam anlatamıyor kendine. Eve geliyoruz Türkçe. Oh, iki dakikada Almanca çok da normal. Arttırıyor. Hı? Göstermek istiyorsun. Ya. Hadi göster. Böyle gel buraya gel. Bu tarafa gel. Şuraya gel. Ha, şimdi göster. Zaten. Ben bresel yiyorum. Sonra dur anne şimdi salata yapsın. Sen bana balkonda soğan getirebilirsin. Ha? Sen bana balkonda soğan getirebilirsin. Ya. Yapabilirsin. Hadi bakalım git getir. Soğan getir anneye. Hoş. Tamam. Senin tamam diyen dilini yerine. Bir tane de kılçık biberden dolayı. Acı olmayan. Biraz da eski yoğurdum var. Ona da bir
Ayran yaparsam tamam. Ne oldu? Bulamadın mı? Ha? Bir salatamı yaptım arkadaşlar. Çobanımı yaptım. Biraz da marul dolduruyoruz. Şöyle de bir salatamı yaptım arkadaşlar böyle. Bu kadar. Bunları kaldırıp şimdi de lahmacuna başlayacağım. Bu malzemelerin hepsini hazırlayayım. Sarımsak soyayım lahmacunumu. Şöyle de etim ve kıymam. Onu hazırlayayım ben. Şu Reyhan'ın da küçük bir el daha kalmış. Onu da salataya ekleyeyim. Ondan sonra lahmacun içine girişeyim. Arkadaşlar yani lahmacunu kendim evde yapmayacağım. Sadece dükkanda kullanıyoruz. Dükkan ekip bittiği için. Fazla hazırlayacağım. Çocuklar da yarın evde yerler. Arkadaşlar Türkiye'de mesela biz lahmacun içi hazırlarken hiç soğan koymazdık. Yani gerçekten top soğanı ben buraya geldiğimde yapanları gördüm. İşte mesela halalarıma falan baktım. Bunlar koyuyor. Gördüğüm herkes koyuyor. Yengem, teyzem. Yani değişik gelmişti. Çünkü biz Türkiye'de sarımsak sarımsaktan hariç başka bir şey koymuyoruz. Domates, kırmızı biber. Ondan sonra bir de maydanozunu bol koyarak bir de bol sarımsak. Yani bunun dışında soğan koymazdık. Bu da gördüm. Sevdim. Hani bazen sade yapıyorum. Gerçekten sade daha güzel oluyor ama
bilmiyorum, alışkanlık hani, eşim diyor dükkandakiler ona alıştı, koy diyor. Ben de koyuyorum ama kendim eve yaptığımda koymuyorum. Fazla bir fark yok ama bilmiyorum. Hani bilmiyorum, öyle görmediğim için düğüm girmez. Ama dükkandakine koyuyorum. Çatı çatı çok güzel bu hissi, çatı çatı gerçekten süper. Dolsam sana koyayım. Normalde bundan daha çok koyarım ama işte kendime özel yapmadığım için dükkanlıklar nasıl yapıyorsa öyle yapıyor. Sonra da büyük dükkanın mikseri var. Ona veriyorum. Hepsini. Oldu bitti. Acı da yapmıyoruz. Kendime yaptığımda acı da yapayım biraz. Bir indireyim. Şu anda soğanım var. Soğanı da ekledim. Yeşil biber de koyacağım. Bu sarımsaklarım hala Türkiye'nin artık şey olmuşlar. Türkiye'den kaynanım geldi. Arabayla gittiğimiz için illa dedi götürün. Sizinki, sizin tarlanızda ektiğim sarımsaklar. İlla götürün siz de yiyin dedi. Sağ olsun yani ben yok dedim ama arabayla gidiyoruz pis olur falan. Gerçekten de pis olmadı yani, ben de şaşırdım. O da yok dedi, götürüyorlar biliyorum, duyuyorum dedi. Bir şey olmuyor, siz de götürün dedi. Bayağı verdi. Ha bu kaçıncı, 8. ayda geldik. 10, 11, 12, 4 aydır hiç sarımsak almadım. Öyle. Çünkü yani sarımsakları başka. İşte yeni yeni böyle zillenmeye başladılar. Ama bittiler zaten bu son şeyler. Böyle bol bol biber koyuyorum. Bunlar çok lezzetli yapıyor. Bugün de çok aldım. Maraz olursa onlardan eklerim. Çocuklar öyle de yiyor bu biberleri. Efendim annem. Çocuklar bu paprikaları öyle eline alıp yiyor yani. Elma yedi. Efendim? Peçete? Hani anlamıyorum seni. Çamaşır makine de çalışıyor. Sesini anlamıyor. Gel burada söyle. Sinirlendi. Domates, biraz da yeşil biber. Bunun hepsini bir miksere veririm. Güzelce. Çünkü aslında ben içinin böyle biraz diri dursun yani malzemesi ama öyle şey olmalı, macun gibi olmalı ki ekmeği güzel sürülsün. O yüzden mecbur miksere veriyorum hepsini. Ama ben biraz açıkçası
İçinde biraz tane tane malzemesinin görünmesini seviyorum. Yapacak bir şey yok. Etin oluyor. Pilavım da oldu. Ne diyor? Abi sen ne diyorsun? Dedesine çekmiş.
sosumu da ekleyeyim. Baya bir hazırladım arkadaşlar. İyice miksere de veririm malzemeyi. Tamam. Biraz salça eklerim. Domates salçası. Tuz. Biraz karabiber, pul biber bu kadar. Biraz daha sıvı yağ. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar lahmacun içimi de yaptım. Hazırladım. Bitti. Böyle 1, 2, 3 atayım. 4, 5, 5 saklama kutusu çıktı. Şimdi bunları torbaya koyarım. Şöyle koyar, dolaba indiririm. Balkona pardon, indiririm. Eşim yarın götürür. Galiba birini bırakırım, yarın çocuklara yaparım. 4 tanesini de o dükkana götürür. Elbiseleri de yıkadım, hazırladım. Buraya indiririm. Balkona indiririm. Yarın götürür. Buz gibi balkon, sonuçta bir şey olmaz. Geceleri daha soğuk oluyor. Sabah da zaten kendisiyle götürür. Şunu da koyayım. Böyle. Şu da çocuklara kalsın. Yarın çocuklara yaparım. Öyle. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.